haydi patmaya gelmez. Elin kızdı nazikti, el kızdı nazikti. Aman küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Çocuklarımla. Çocuklarıma da yani onları babası vefat etti, kaybetmişim ama yine içime ağladı, çocuklarıma bildirmedim. Bildirmem de. Çocuklarımın o güllerini soldurma. Hem evet. Hem anne oluyorum, hem çocuklarıma baba oluyorum. Babalarının kayıp olduklarını bildirmiyorum. Çünkü çocuklarım gülsün, ağlamasın. Engellilikte kapı arkasında kaldık demesinde. Ben çocuklarımı giydirirken severim. Yemelerini severim. Önce onların karnını doyururum. Sonra kendim yerim. Önce onları giydiririm. Sonra kendime bakarım. Çocuklarım ağrımasın. Çocuklarım üzülmesin. Çocuklarım kırılmasın. Ben yanlarında mutluluk yaşıyorum. Çocuklarımdan, eşimden, hayatımdan işte mutlu olmaya çalışıyorum. Çocuklarımın önünde yani diş durmaya çalışıyorum. Kuvvetli durmaya çalışıyorum. Bu çocuklara böyle bakmak azmine. Kimisi diyor ki aman engelli ya. Atıyorlar kapının arkasına. Eğil olmaz. Engel engel aşacak. Anne aşar, baba aşar engeli. Benim çocuklarım görenler gibi dolanır. Görenlerden de üstündür yani benim çocuklarım. Helal olsun benim annemi. Evet yavrum. Helal olsun. Helal. Görenlerden helal üstün benim ederim ben çocuklarım. Benim annem geldi. Gel bakayım benim anne. Neydi ya? Yani beni seviyor mu, sevmiyor mu? Beni sevecek. Eğer benim annemi seviyor mu anneni? Benim annemi sevecek. Beni seviyor mu, seviyor mu? Seviyor. Eğer benim annem olmazsa halim nice olur. Annem şimdilik bizim neşe kaynağımız, uğraşımız annem. Abilerim, bağlamam. Her zaman bağlamam var yanımda. Nasıl öğrendin? Bağlamayı ilk okul görme engelliler okulunda okudum. İlk ve ortaokulumu 8. sınıfa kadar. O sırada ortaokul 7. sınıfta bağlama kursu açılıyordu. Tabii ben durur muyum güzel sesimle. Hemen koştum dedim. Ben bağlama öğreneceğim hocam dedim. Devam eden öğrenir dedi. 3 ayda bağlama da ne alarsın benim züfi siyahımı çalmaya çalıştım. Beyaz giyme toz oluru. İlk babam duyduğunda çok duygulanmıştı. Ben de duygulanmıştım. Keşke gelip izleyebilseydin demiştim. O zaman kötü bir külüstür telefonlarımız var. Onlardan açtım. İlk sahneye çıkacağım okulda. Arkadaş çalacak. Ben söyleyeceğim. Ben çalacağım. Yine ben söyleyecektim. O şekilde bir şeyimiz olmuştu. Babam dedi bak ne güzel öğrenmişsin. Aferin sana diye. Onun bana tatlı tatlı söyleyişleri işte. Azimden hiçbir şey kurtulmaz. Azim her zaman başarmanın tek anahtarı. Ben engelliyim diye pes etmedim. Evet pes ettiğim oldu. Etmedim diye yalan söyleyemem asla. Pes etme noktasına geldim dedim ben yapamıyorum. Babam dedi ki başarırsın. Annem dedi başarırsın. Hep ailem arkamda durdu. Ailemin duası, arkadaşlarımın, beni sevenlerin duasıyla ve benim azmimle, içimdeki olan güçle başardım.
Ki öğretmen olacağımdan da pek emin değildim. Arkadaş dedi Eda gel bir deneyelim. Bir giriş girdim. Rabbim nasip etmiş demek ki temiz Hayırlı geldi. olsun. Teşekkür ederim. Herkese de nasip olur inşallah. Doğuştan ya da sonradan yitirdim bir organımı. Ayağımı, gözümü, kulağımı. Ama kaybetmedim yaşama sevincimi. Duyun beni ey insanlar. Bana öyle acıyarak bakmayın. Ben de bir cevherim. Alın, işleyin. Sadaka değil, bana iş verin. Duyun beni ey insanlar.